Çocukluğumda izlediğim zaman Kung Fu Panda'dan hiçbir şey anlamamıştım. Evet, o dönemlerde bana çok eğlenceli gelmiş ve iyi vakit geçirmeme sebep olmuştu. Aradan uzun yıllar geçti ve tekrar izlediğim zaman anlıyorum ki burada bizlere büyük dersler öğreten ve farkındalık katan olaylar var. Kung Fu Panda'yı anlamak istiyorsak bu animasyonu tamamıyla felsefik olarak bakmamız şart. Bu yüzden biraz beyinleri çalıştıralım. Bu videoyu yaparken Discord sunucumda bana bu ayrıntıları paylaşan Gwen adlı kullanıcıya da çok teşekkür ederim. Onun vermiş olduğu ayrıntılar sayesinde video çok daha güzel oldu. Bununla beraber videoya başlamadan önce bu videoya 1000 beğeni gelirse Ninja Kaplumbağaları da anlatacağım. Ayrıca ülkelerin ve birçok konuda belgesel tadında videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bir de bana maddi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bu cumartesi gecesi Twitch üzerinde yapılacak olan canlı yayında Minecraft Dungeons oynayıp katılan ve aşağıdaki şartları sağlayan herkese Game Pass çekilişine hak kazanma şansı vereceğiz. Bu çekiliş için gerekli şartları sağlayan kişiler 1 ila 6 aylık Game Pass hediye edilecektir. Katılıma göre süreler uzayıp kısılabilir. Bu arada canlı yayın 21.00'da gelmeyi unutmayın. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve Kung Fu Panda'nın asıl hikayesi adlı videoma hoş geldiniz. Kung Fu Panda'yı anlamamız için ilk önce tüm karakterlerin kısa özetini ve bizlere neyi temsil ettiklerini açıklamama izin verin. Kaplan, Kung Fu Panda'nın 5 hayvanı antik Çin'deki Shaolin tapınından kaynaklanan bir dizi stildir. Bunlardan biri kaplanın hareketlerinden türetilen bir hareket sistemi olan kaplan stili Kung Fu'dur. Kaplan stili uygulayanlar Kung Fu Panda'da kaplanın nasıl dövüştüğüne dikkat ederek anlayabilir. Patlayıcı güç ve hıza odaklanır. Birincil saldırı yöntemleri parmaklarını kıvrılmasıyla oluşan kaplan pençesi tekniğidir. Tıpkı gerçek hayatta kaplan stili kullanarak dövüşenler gibi diyebiliriz. Kaplan da kaplan pençesi taktiği ile hem saldırır hem de bizlere poz verir. Turna. Kaplan güçlü ve hızlıyken turna hareketlerinde zarif ve yumuşaktır. Bu da Shaolin'in beyaz turna stilinin en önemli noktasıdır. Eski Çin'de turna stili genellikle kadın dövüş sanatları tarafından uygulanıyordu. Çünkü kaplan stilinin aksine güce dayanmıyordu. Çok sayıda uzun menzilli teknik içerir ve uygulayıcının zayıf noktalarından yararlanarak rakiplerini yenmesine yardımcı olur. Turna stili ustaları parmakları bir vinç gagası oluşturacak şekilde bir araya getirerek basış noktalarını hedefler ve her iki kolu da yukarı ve yana doğru tutarak gerçekleştirilen vinç kafası darbeleri ve vinç kanat blokları gibi vinçleri taklit eden diğer hareketleri de kullanır. Bu hareketler turna stilinin Kung Fu Panda'daki imza pozlarından bir tanesidir. Yılan. Shaolin dövüş sanatlarında yılan stili turna stiliyle bazı benzerlikler taşır. Çünkü o da düşmanın savunmasız noktalarından saldırmaya eğilimlidir. Yılan stili dövüşçüleri parmak uçlarıyla saldırır ve gözleri, kasıkları ve zayıflık olarak görülen diğer bölgelerine saldırma eğilimindedir. Kung Fu Panda'da bunun zaten bir benzerini görmekteyiz. Peygamber devesi. Hepsinin ortak noktası dövüşçünün bilekle kırbaç benzeri saldırılar kullandığı ve parmaklarla vurduğu bir mantis kancası tekniğidir. Basış noktaları genellikle amaçlanan hedeflerdir. Mantis'in olayı rakiplerini hareketsiz kılabilme tekniğidir. Maymun. Maymun stili 1970'lerin eski okul Kung Fu filmlerinde en sık kullanılan stillerden biridir. Maymun stili uygulayan kişiler yüz ifadeleri de dahil olmak üzere maymunların tüm hareketlerini ve jestlerini kopyalarlar. Ayrıca
uzmanlar genellikle çömelmiş bir duruş ve çok sayıda akrobatik hareket kullanırlar. Ejderha tarzı. Ejderha tarzı imzası olan iki parmak ve baş parmak pençe tekniğiyle kolayca tanınan bir kung fu biçimidir. Po'nun bazı dövüşlerinde bu hareketleri yaparak bizlere mesaj verir. Ayrıca Shifu aslında Çince'de öğretmen, usta anlamına gelir. Şimdi bu karakterlerin aslında bir dövüş tekniğini temsil ettiğini anlamış olduk. Şimdi ise asıl olaya gelelim. Kadim Budizm öğretilerinin merkezinde geçmişi kabul etmemiz, gelecekten korkmamamız ve şimdi ve burada yaşamamız gerektiği yer alır. Doğal olarak endişelenecek bin bir tane şey varken bunu yapmak her zaman o kadar kolay olmuyor. Hele ki Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsanız. Ayrıca endişe ile ilgili sorun hayal gücümüzün bizden uzaklaşmamıza izin vermememizdir. Şu an burada doğru olanla uğraşmak yerine işlerin ters gittiğini hayal ettiğimiz hayali bir gelecekte yaşıyoruz. Bu da strese ve kaygıya yol açar. Film bize şimdi ve burada deneyimlediğimiz an kadar önemli bir şey olmadığını öğretiyor. Anı yaşamak mutluluğumuzun anahtarıdır. Kung Fu eğitimi kendimizi düşmanımızdan korumaya odaklanmamızı sağlayarak şimdi ve burada yaşamamıza yardımcı olur. Mesele anı yaşamaktır. Filmde Oguwei kaderin gücünden güçlü bir şekilde bahseder. İnsan çoğu kez kaderiyle karşılaşmamak için çıktığı yolda karşılaşır. Temel olarak kaderimizden kaçamazsın. Her şeyin bir nedeni olur. Filozoflar Oguwei'in de güzel bir şekilde söylediği tesadüf diye bir şey yoktur derler. İşler her zaman plana göre gitmez. Bazen olaylar üzerindeki kontrolümüzü kaybetmişiz ve sonuçlar istediğimiz gibi değilmiş gibi gelir. Ancak algılanan başarısızlıklar için endişelenmek yerine her şeyin bir nedeni olduğunu unutmamamızdır. Dini olarak yorumlamak gerekirse de her şerde bir hayır vardır. Her şey sebep ve sonucun, olay ve sonucun gelgitleriyle ilgilidir. Onunla savaşmak yerine ne olacaksa olsun. Hayata adım atmaya başladıktan sonra insanlar hatalar yapacaklardır. Ancak hataların bir nedeni vardır. Öğrenmemize, büyümemize ve gelişmemize yardımcı olurlar. Başarısızlıklar bir öğretmendir ve bu da bunda en iyisi olanıdır. Her şey bir hayalle başlar. Kung Fu Panda, kahramanımızın Kung Fu eğitiminden öğrendiği inanılmaz becerilerle kötüleri öldürmesini ve dünyayı kurtarmasını içeren inanılmaz bir rüya sekansıyla açılıyor. Doğal olarak bu sadece bir rüya. Ama bazen başarıyı tasavvur ettiği için kahramanımız başarıyı doğru ilk adımlarını atıyor. Sadece her şeyi hayal ederek zaten kazanıyor. Dünyanın bütün başarılı insanlarının zihinlerinde tekrar tekrar canlandırdıkları hayalleri vardır. Kötülere yenilmeyi ve dünyanın yok edilmesini hayal etmediler. Kazanmayı hayal ettiler. Hayal edebiliyorsan başarabilirsin de. Rol modelleri tek kullanımlıktır. Kung Fu çocuklarının öğretmenleri, ebeveynleri ve başka kimi seçerlerse seçsinler, rol modelleri ve akıl hocaları olacaktır. Ancak rol modelimiz haline gelmenin amacımız olmaması gerektiğini hatırlatmak önemlidir. Bunun yerine onların ne olduğunu, %10'unu olmayı arzulama, onlardan neler yapabileceğimizi öğrenmeli ve sonra yolumuza devam etmeliyiz. Tıpkı Kung Fu Panda'nın içinde olduğu gibi. Sizin de kendi büyüklüğünüz var. Öfkeli Beşli'nin bir üyesi olmak istediğini düşündü. Ama o, onlarla çalışmanın sadece bir kilometre taşı olduğunu fark etti. Onu bekleyen daha büyük planlar vardı. Bazen arkadaşlarımızla bile böyle oluyor. Arkadaşlar gelir ve giderler. Bazıları takılıp kalır. Ancak bazılarını açtıktan sonra devam ediyoruz. Buradaki olay değişimin esas olduğudur. Sadece yapabildiklerini yapabilirsen asla şimdi olduğundan daha fazlası olamazsın. Kendinize meydan okumalısınız. Elinizi kaldırıp bir şans vermeye istekli olmalısınız. Ve kendimize ne kadar çok meydan okursak kendimiz hakkında o kadar çok şey öğreniriz. Po filmler boyunca bir usta olmak için çok çalışır. Konfor bölgesinin dışına çıkar.
Po'nun odaklanmış çabası onun bir ejderha ustası olmasını sağlar. Mesele daha iyi olmasına izin veren bir büyüme zihniyetine sahip olmasıdır. Kimse sıradan değildir. Bu sadece yeteneklerinizi keşfetme şeklinizdir. Herkesin özel yetenekleri ve becerileri vardır. Po çoğumuz gibi sıradan ve basit bir karakterdir. Dövüş sanatları eğitimi için değerli bir yarışmacı olduğunu bile düşünmüyordu aslında. Po başlangıçta başkalarının eleştirilerini, kendi yeterliliği hakkındaki düşüncelerini etkilemesine izin vermişti. Ancak Po güçlü bir nedeni olduğu için bir şeyi başarmayı çok istiyordu. Örneğin Barış Vadisi'ni kurtarmak gibi. Po için kolay olmadı ama başarmıştı. Hayalleriniz ne kadar imkansız veya gerçek dışı olursa olsun kendinize olan inancınızı kaybetmez ve yetenekleriniz üzerinde çalışırsanız bir gün mutlaka gerçekleşecektir. Bu Po'nun içsel harikalığını ve çekiciliğini keşfetmesine olanak sağladı. Hayatta hepimizin yapması gereken şey de aslında bu. Başkalarının ne düşündüğü hakkında endişelenmeyi bırakın arkadaşlar. Po filmler boyunca başkaları tarafından eleştirildi. Yine de zorladığı ve pes etmediği için zihinsel olarak onlardan çok daha güçlüydü. Başkalarının size neler yapabileceğinizi söylemesine asla izin vermeyin. Kendiniz için ayağa kalkın ve neler yapabileceğinizi kendinize kanıtlayın. Aslında dışarıda aradığın güç senin içinde. Pek çok insan hayatta bir şeyleri başaramamaların nedeni olarak dış güçleri suçlarlar. Koşullar asla olmasını istediğimiz gibi değildir. Koşulları lehimize çevirmemize yardımcı olan içsel enerjinizdir. Filmdeki adıyla chi enerjisidir. Hayatta istediğiniz her şeyi nasıl başaracağınıza dair gerçek kaynağı keşfetmek istiyorsanız aynaya bakmanız yeterlidir. Hedefimize ulaşmanın sırrı en büyük zayıflıklarınızda saklı olabilir. Genellikle zayıflıklarımız veya korkularımızla yüzleşmeyiz. Onlarla yüzleşecek cesaretin varsa tıpkı Po'nun içinde olduğu gibi bunu lehine işleyebilirsin. Yiyecek Po'nun en büyük zayıflığıydı. Ancak Usta Shifu yemek ve egzersizler arasında zihinsel bir bağlantı kurarak Po'nun zayıflığını kanalize ettiğinde Po bir ustaya dönüştü. Evet, belki hayatımızda bizi nasıl öğreneceğimizi öğretebilecek ustalara ihtiyacımız olabilir. Ama genel olarak ustanın en iyisi kendimiz olabiliriz. En iyi öğretmenler kitaptan değil, yürekten öğretidir. Po, Shifu'nun öğrettiği şekilde öğretmekte oldukça kötüydü. Ancak bunu fark etti ve uyum sağladı. Bu da onun başarılı bir lider olmasına sebep oldu. Po'nun bir öğretmen olarak gücü en iyi o taraftan tanımladı. Sana nasıl kendim olacağını öğretmiyorum. Sana nasıl kendin olacağını öğretiyorum. Herkesin kendi kişiliği ve değerleri vardır. İçinizdeki yetenekleri keşfetmemize yardımcı olacak bir topluluğa katılın. Çünkü çevrenizdeki insanlar bazı durumlarda sizin yeteneklerinizi ve gelişiminizde büyük önem arz eder. Çözümü ise değerli hayat dersleri içeren animasyon filmler evde harika öğrenme araçlarıdır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren kendilerinin en iyi versiyonu olmayı öğrenmelidir. Ebeveynler ve öğretmenler olarak yaşam deneyimlerinden bıkmış olabileceğimiz için çocuklarımıza başarısızlıkları öğretmek zordur. Bununla birlikte dövüş sanatlarını bilen bir panda ayısı çocuklara bazı hayat dersleri vermek için harika bir sözcü olabiliyor. Ya da bir sonraki adıma geçin ve kendini savunma hareketleriyle birlikte hayat dersleri veren bir dövüş sanat okuluna kaydolun. Bu sizin ve çocuğunuzun fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak daha iyi bir siz olmasına yardımcı olacaktır. Mesele kendiniz olmaktır. Hiçbirimizin bir ejderha parşömenine ihtiyacı yok. Bu yüzden birilerinin size dokunmasını veya güçlü olacağınız iksiri vermeyi beklemeyin. Sadece yapın. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.